Milföy çanağında et sote tarifi. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle milföy çanağında et sote yapacağız. Gerekli olan malzemeler 4 yaprak milföy. 8 tane çanak yapacağız. Tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 kilo kuşbaşı doğranmış dana eti. 2 adet doğranmış büyük boy domates. 2 adet kırmızı biber ya da 1 kapya biber. 2 adet yeşil biber. Üzeri için 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri. 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı kekik, silme 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biber. Öncelikle etimizi tenceremizin içine alıyoruz. Önce yüksek ateşte, ardından kısık ateşte etimizi bir 40 dakika kadar pişiriyoruz. Etimiz 40 dakikadır pişiyor. Kendi suyunu saldı. Ardından tekrar suyunu çekti. Üzerine tereyağımı ekliyorum. Tuzumu. Biberler yumuşayana kadar etimi tekrar kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan biberlerin üzerine de domateslerimi ekliyorum. Domatesler suyunu çekene kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Domateslerimiz suyunu çekmeye başladılar. Almaya yakın bir zamanda üzerine sarımsaklarınızı iri dilimler halinde doğrayın. 1-2 dakika daha sarımsakla birlikte kavrulduktan sonra ise altını kapatın. Milföylerimizi alıyoruz ve ikiye bölerek kare haline getiriyoruz. Milföylerimizi su bardağımızın üzerine kapatıyoruz. Üzerlerine kürdanla 1-2 delik açıyoruz. Bardağın üzerine kapattığımız milföylerimizi önceden ısıtılmış ve 200 dereceye ayarlanmış fırınımızda pişiriyoruz. Milföylerimiz piştiler. Şimdi çanaklarımızı bardaklarımızdan ayıralım. Çanaklarımız hazır duruma geldi. Hazırlamış olduğunuz milföy çanaklarının içine sotelediğiniz eti doldurun. Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirinden ekleyin. Ve önceden ısıtılmış fırınınızda kaşarlarınız eriyene kadar tekrar pişirin.
Milföy çanağında et soteniz artık servise hazırdır. Oh mis, afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.